Gene su altı ile ilgili biliyorsun 2018'de başlattığımız bir çalışma vardı HERSEK bölgesinde. 2018'de çok verimli olmadı. Denizmelerimizin önündeki alanda şu görüntüler vardı. Ancak 2019'da biliyorsunuz, onu da sizlerle paylaştık, sağ olun sizler kullandınız. 2019'da kayıp bir kaleyi bulmuş olduk. Bu bizler için çok önemli. Bundan sonraki süreçte şu anda bu denizaltı çalışmaları 5 yıllık bir program dahilinde ikincisi yapıldı. Bu sene üçüncüsü devam edecek. Devam ettikçe de buradaki duruma göre hareket edeceğiz. Kayıp olan Kefatos Kalesi'nin olduğu düşünüyor arkadaşlarımız. 3,5 metre derinlikte inşallah bizlere, bölgemize, ilimize, ülkemize ciddi katkı turizm açısından ve kültürel açıdan, bilgi açısından fayda sağlayacak şu kalemiz denizin altında bulundu. Bununla ilgili çalışmalar inşallah artarak devam edecek. Böyle olduğu düşünülüyor. Evet, fen işlerimiz, garajımız 2019'da 71 personelle işte asfalttan parke yoluna, betonuna kadar vidanjör işleri, su arızası, kanalizasyon ve düğün, dernek, cenaze, onlara araç vermek olmak üzere çeşitli çalışmalar yapmışlar. 380 ton şehir içerisinde asfalt dökmüşüz. 3780 ton da biliyorsunuz tersanenin Çavuşköy'üne inen yolda çok sıkıntımız vardı. Orası toparlandı. Bizim için şu anda tersane bölgesinde genel olarak hatlarımız, yollarımız iyi. Şehir içinde de toprak yolumuz kalmadı gibi. Yani yol kalitemiz düştü çünkü her gün kazı yapıyoruz. İşte doğalgazcılarımız ayrı kazıyor, telekomcularımız ayrı kazıyor, biz ayrı kazıyoruz. Elektrik hatlarını yer altına alıyoruz diye ayrı kazıyoruz. İnşallah onların yenileştirme, iyileştirme çalışmalarında bundan sonraki süreçte devam edeceğiz. 48 bin metrekarelik bir taş imalatına başladık. Bunun 8 bin metrekarelik kısmı tamamlandı. 40 bin metrekare olarak da devam edecek. Yeni ihalelerimizde bu sene parke, yani birçok alandaki, kıyılardaki alanlarımızı biz taş olarak, parke taşı olarak yapmak istiyoruz. Dolayısıyla şu anda devam eden 40 bin metrekarelik bir planlamamız sürüyor. Bittikten sonra da devam edecek. İller Bankası payımız 3 milyon 300'den 4 milyona çıkmış. Bunlar gelirlerin içerisindeki ayrıntılar, arsa vergisi, arazi vergisi, işte çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, elektrik tüketim, yangın sigorta, peşin parayla mal satış, para cezaları, şartsız yardımlar, tahsilatlar, bunlar gelirlerimizi oluşturuyor. Biliyorsunuz evde bakım hizmetimiz devam ediyor. 2018'de 536'ymış evde bakım hizmeti olarak gittiğimiz yer. 2019'da 429. Ev ziyaretlerimiz 85'ten 124'e çıkmış. Bebek ziyaretlerimiz 20'den 31'e çıkmış. Esnaf ziyaretlerimiz 53'ten 14'e düşmüş. Bayram ziyaretlerimiz 48'den 53'e çıkmış. Altına geleceğe nefes soktuyoruz. 450 tane fidan gittik. Yerli malına gündem oluşturabilmek amaçlı böyle basit çocukluğumuzda yaptığımız bir etkinliği yaptık. Kan bağışımız devam etti. Yine yaşlılarımızın ziyaretleri sürüyor. Esnaf kahvaltılarımız artık klasikleşti. Buna devam ediyoruz. Fırsat buldukça haftanın bir iki günü esnafımızla beraber hem onların dertlerini dinliyoruz hem de kahvaltılarımızı yapıyoruz. Herstekliler köyümüz biliyorsunuz işte otoyol geçti, tersaneler geldi, kamulaştırmalar şunlar falan derken köyde çok fazla vatandaşımız kalmadı. Ama bir Hersekli, tarihi köyümüzdeki vatandaşlarımızı Hersek Derneğimizle, Herstekler Kültür ve Dayanışma Derneğimizle beraber üçüncüsünü yaptığımız, onları yılda bir sefer Hersek'le buluşturarak bir araya getirip birbirlerine hasretlerini giderdikleri bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de gene derneğimizle beraber devam edecek. Bitkisel yağ oranını toplamayı 3700'den 3300'e düşmüş burası. Gene tıbbi atık 2300'den 3400'e çıkmış. Bu tabi hastanemizin de aktif olduğunu gösteriyor. Hastanemizin birazcık daha artık ilçemizde hizmet oranının arttığını gösteriyor. Çevre birimimizde gene atık bir 14 kilogramdan 7 kilograma düşmüş. Cam atığı 10.000'den 12.000 kilograma çıkmış.
Kuş gözlememizin ziyaretçi sayısı 4.927, 5.000'i bulmuş. İnşallah bu yeni açacağımız kuş gözlem kulesi ve oradaki etkinliklerle beraber önümüzdeki süreçte artarak devam edecektir. Biliyorsunuz kuş sayımız, türümüz 221'i buldu. Flamingolarımız şu anda 700 civarında flamingomuz mevcut. Karayolundaki aydınlatma yapıldı. Bunu karayollar aracılığıyla, UELAŞ aracılığıyla yaptık. Gene biliyorsunuz bir dikkat çekmek amaçlı 2019'da biz file dağıtımı yaptık. Bunu bayanlarımız üretti. Atakan diye bir çocuğumuz, özel sporcumuz, Türkiye Cimnancısı Şampiyonası'nda Altın ve Özel Kardeş Spor Kulübü sporcusu olarak Türkiye şampiyonu oldu. O bizi gururlandırdı Atakan. Gerçekten çok örnek bir çocuğumuz. Enes Olgun gene küçük minikler bırakamayan Türkiye şampiyonu oldu. Bunlar da bizim gençlere, çocuklarımıza verdiğimiz değerin bugünkü karşılıkları. Her sene fide dağıtıyoruz biliyorsunuz. Bir önceki sene biber, domates ve karpuz fidesi dağıtmıştık. Geçen sene patlıcan fidesi dağıttık. Bunu bu sene de devam ettireceğiz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı almak istiyorum varsa. Ondan sonra hep beraber bir çay kahve içelim. Kahvaltımızı yapalım istiyorum.